Son yıllarda yoğunluğu ve büyüklüğü artan şoklara karşı ekonomimizin gösterdiği direnç ve dinamizm, pandemi sonrası dönemde üretimi ilgilendiren her açıdan ülkemizin diğer ekonomilere kıyasla öne çıktığı bir gelişim sürecine işaret etmektedir. Yaşadığımız deprem felaketiyle birlikte ülkemizin son dönemde gerçekleştirdiği yapısal ekonomik kazanımları korumanın önemi ve değeri bir kez daha kanıtlanmıştır. Üretim ve yatırım kapasitesi yüksek ekonomimiz, asrın felaketi sonrasında dahi mevcut politika çerçevesiyle güçlenerek yoluna devam etme imkanına sahiptir. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ve kalıcı fiyat istikrarı perspektifiyle oluşturulan liralaşma stratejisi kararlılıkla uygulanmaya devam edecektir. Gerileyen politika faizlerinin sunduğu uygun finansman maliyeti imkanlarından ekonominin üretken alanlarının faydalanmasını teşvik edecek bir anlayışla hedefli kredi politikalarımızı ihracat ve yatırım kapasitesini destekleyecek şekilde gelişmeyi sürdüreceğiz. Parasal aktarımın etkinliği için uzun vadeli ve ticari kredi faizlerinin düşük seviyelerde olmasını sağlayacak aktarımın güçlendirilmesi için liralaşma odaklı politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Türk lirası cinsi uzun vadeli ve düşük faizli finansman ile yapılan yatırımlar ihracat ve cari fazla kapasitesini desteklerken bankamız rezervleri sürekli güçlendirilen ve çeşitlendirilen bir yapıya kavuşturulmuştur. Küresel ölçekte rezerv kayıplarının yaşandığı bir dönemde uluslararası rezervlerimizde artış sağlanmıştır. Rezervlerdeki güçlü yapı döviz kurlarındaki oynaklığın azalmasında da önemli bir çıpa vazifesi görmektedir. Ülkemizin istikrarlı ve sürekli bir gelişim göstererek küresel refahtan hak ettiği payı alabilmesine olanak tanıyan para politikası çerçevemiz, reel sektörümüzün verimli ve sürdürülebilir bir şekilde üretmesi, büyümesi ve yatırımlarına devam edebilmesi için önemli bir kazanımdır. Deprem yaralarının sarılacağı ve Türkiye'nin fiyat ve finansal istikrarını koruyan sürdürülebilir büyüme politikasına gireceği 2023 yılı için şimdiye kadar olduğu gibi birlikte tek yürek tüm özverimizle çalışacağımıza dair inancım tamdır. Değerli Başkan, sayın üyeler, sayın konuklar, konuşmamı burada bitirirken tekrar bu toplantıya bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar böyle bir tarihi mekanda böyle bir konuşma yapma fırsatı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bu mekanı bizlere oluşturan, bu ülkeyi bize var eden ve bu ülke için canları pahasına mücadele eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm emeği geçen tüm şehitlerimiz, gazilerimiz ve bu ülkenin var olması ve güçlü olması için çalışan tüm insanlarımıza, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaşayanlara uzun ömürler, sağlıklı ömürler diliyorum. Ayrıca yine tek yürek olduğumuz, büyük acı duyduğumuz asrın felaketinde tekrar orada ölen, orada yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Oradaki vatandaşlarımıza da sabır diliyorum ve merak etmesinler. Türkiye Cumhuriyeti tüm vatandaşlarıyla bir bütündür, tek yürektir ve her türlü acıyı, kederi ve sorunu yenecek güçteyiz. Bunu buradan ifade ederek tekrar sizlerle birlikte olduğum için çok mutlu olduğumu ifade ediyor. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.